Herkese merhaba. Arçelik Uyar kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün size Arçelik'in yeni çıkan mikrodalgalarını tanıtacağım. MD210DG, MD210DS modelleri. İsterseniz şimdi hep beraber ürünleri inceleyelim. Şimdi ürünü incelemeden önce ben size biraz teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu ürünümüz 20 litre hacme sahip. 700 Watt ile 900 Watt arasında güçleri var. 700 Watt mikrodalga gücü, 900 Watt da ızgara gücü. Ürünün dijital kontrol paneli vardır. Burada çok kolay kısa yolları var. Burada dijital kontrol panellerinden kontrol edebiliyorsunuz ürünü. Ürünün ayarlanabilir 6 ayrı mikrodalga güç seviyesi var. 95 dakikaya kadar mekanik zamanlama özelliği var. 9 otomatik pişirme fonksiyonu. Ağırlık ve zamana göre buz çözme fonksiyonu. Fırın içi LED aydınlatma gibi özellikleri var ürünün. Ürünümüzde iki renk çeşidi var. Bir gri, bir siyah. Önümüzdeki dönemlerde farklı bir renk gelir mi bilmiyoruz ama şu an için gri ve siyah rengi var. Ürünümüzün birazcık boyutlarından bahsedeyim. Ürünümüz genişlik olarak 45 cm, derinlik olarak 32 cm, yükseklik olarak da 26 cm'dir. Şimdi ben size biraz mikrodalganın tuşlarından bahsedeceğim. Buradaki kısa yol tuşları ne işe yarıyor onları göreceğiz. Şimdi şuradaki düğmemiz bastığımız takdirde burada aşağıya baktığımızda P100 değeri bu mikrodalganın gücüdür. 80, 60, 40, 20, 0 diye değişebiliyor. Burada mikrodalganın güç seviyesini belirliyorsunuz. Siz ne kadar maksimum isterseniz bunu o kadar yükseğe getiriyorsunuz. Şuradan da sıfırlıyorsunuz. Şimdi bu yanındakine geldiğimiz takdirde bu da mikrodalga artı ızgara özelliğidir. Şimdi burada birinci kademede ürün balık ve okreten tarzı ürünleri genelde burada pişiriyor. Bu okreten derken üzeri böyle kaşarlı ürünler oluyor işte peynirli makarna tarzı. Veyahut da balıkların üstünün birazcık daha böyle içinin sulu olmasını isterseniz birinci kademede pişmesini sağlıyorsunuz. İkinci kademeye getirdiğimiz takdirde de burada da omlet tarzı, patates tarzı ürünlerinizi burada mikrodalga artı ızgara yapabilirsiniz. Çünkü patates zor pişen bir ürün. Ondan dolayı da bu ikinci kademe olarak seçebiliyorsunuz. Şuradaki bastığımız düğmede, şunu durduralım. Şuradaki bastığımız düğmede sadece ızgara. Sadece ızgara özelliği de içinde işte sucuk yapmak istiyorsanız, köfte yapmak istiyorsanız şu şekilde içinde bir ızgara aparatı var. Buradaki ızgara aparatının altına tabak koyarsanız çok daha sağlıklı olur yağının akması için. Burada ızgaralarınızı yapabiliyorsunuz üründe. Şu şekilde buradaki düğmeye bastığımız takdirde bu da herhangi bir ısıtma yapacaksanız veyahut da içinden pişen şeyin ısısını beğenmediyseniz tekrar ısıtma yapmanız içindir. Bu arada bunları seçtikten sonra şuradaki düğmeye basarsanız cihaz çalışmaya başlıyor. Buradan da bu arada ben bunların size ne özellikleri olduğunu ekranda yansıtacağım şimdi. Orada siz özelliklerini de görebileceksiniz. Orada gramajda da görebileceksiniz. Şimdi bu da buz çözme özelliği. Buz çözme özelliğine bastığımızda buradan zamanı ayarlayabiliyoruz. 1,5, 2, 3 dakika. Süre olarak ayarlamanız için ama ben genelde buz çözme özelliğini gramaj olarak tavsiye ediyorum. O daha rahat oluyor çünkü bazen kıyma atıyorsunuz bir bakıyorsunuz pişmiş oluyor. Onun için de şöyle yaparsak şuradaki bu gramaj olarak. Şuradaki düğmeye bastığım takdirde 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram bu 1800 grama kadar çıkabiliyor. Şuradaki düğmede çikolata eritmek için çikolataya bastığımız takdirde, direkt buna bastığımız takdirde ürüne 3 dakikalık bir süre verdi. Bu şekilde programlamışlar. Burada işte çikolata tarzı ürünlerinizi eritmek. Patates burada bastığım takdirde birinci kademe, ikinci kademe. Burada patatesin büyüklüğüne göre değişiyor. Patatesler biraz büyükse eğer ikinci kademede de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada patatesleri koyarken üstlerinden bıçakla bir delerseniz, hafif böyle delik açarsanız çok daha iyi pişecektir içleri de. Hatta şu şekilde yaparsanız, atıyorum ikiye bastınız ikinci kademeye, şu şekilde bastınız, 9 dakikalık bir süre verdi. 4 dakika bu şekilde, 4 dakikada bu şekilde pişirirseniz önlü arkalı daha eşit pişecektir. Onun dışında burada sebze düğmesi var.
Bu sebzeye bastığım takdirde burada gramajını ayarlayabiliyorsunuz. 200, 300, 400, 500 gram diye ayarlayabiliyorsunuz buradan. Bu da 600 grama kadar çıkabiliyor. Bu pizza, pizzanın boyutuna göre 150 gram, 300 gram, 450 gram olarak yine pizza, pide tarzı ürünlerinizi de burada ısıtabiliyorsunuz. Bu makarna, makarna ürünlerini 100 gram, 200 gram, 300 gram diye ayarlayabiliyorsunuz. Mikrodalgada işte makarna yapılır mı? YouTube'da birçok arkadaşlar makarna nasıl yapılır videoları koymuş. Orada tabi normal tencerede haşlar gibi değil de küçük bir tabağın içerisinde birazcık suyla bu şekilde haşlamalar yapabiliyorsunuz. Şimdi pirinç özelliğine bastığımız takdirde pilav tarzı ürünleri yapabiliyorsunuz. Doğruyu söyleyeyim, daha önceden hiç burada pilav denememiştim. Daha önce hiç mikrodalgada da duymamıştım. Bunu ilerleyen dönemlerde mutlaka deneyeceğim. İlerleyen dönemlerde bunun videosunu mutlaka atmak istiyorum. Buradan da gramajını ayarlayabiliyorsunuz. 300 gram, 450 gram. Burada tavuk olayı var. Burada 800 gram, 1 kilo, 1200 diye buradan da gramajlarını değiştirerek tavukta yapabiliyorsunuz. Bunlar hep ızgara modudur aynı zamanda. Bu da büftek modu. Şu da balık modu. Buralardan hep basarak gramajlarını ayarlayabiliyorsunuz ürünü. Burada zamanlama özelliği var. Burada 24 saat, 12 saat olarak zamanı seçebiliyorsunuz. Genelde ben 24 saati kullanıyorum. Bu saat ayarını nasıl yapacağım diye sorarsanız şuradan ben saati ayarlıyorum. Farz edeyim ki 10'a getirdim. Şurayı da atıyorum 5 geçeye getirdim. Ondan sonra da bu şekilde bastığımda saati ayarlamış oluyorum. Şuradaki saat modunu 3 saniye boyunca elimle basılı tutarsam çocuk kiline geçmiş oluyor. Bu şekilde herhangi bir kontrol edemiyorsunuz ürünü. Tuş kiline geçmiş oluyorsunuz. Bu sesler sizi rahatsız ediyorsa mutfakta, şuna 3 saniye boyunca basarsanız ses özelliğini kesmiş oldunuz. Şimdi biz içinde bir de bunun bir deneyimleme yapmak istiyoruz. Daha önceden şu şekilde ben bir sucuk koymuştum kendime. Şu şekilde açayım, bir size nasıl pişirdiğini göstereyim. Ben genelde sucukları mikrodalga modunda pişiriyorum. Mikrodalga moduna getiriyorum. Yüzde en yüksek kademe tutuyorum. Zamanını bir ayarlayayım. 30 saniye. Ondan sonra basıp bir 30 saniyede pişiriyorum. Şu şekilde baktığınız takdirde sucuklarımız 30 saniyede hemen pişiverdi. Bu da ürünün wattının çok güçlü olduğunu gösteriyor bize. Arçelik'in MD210 serileri kolay kullanım tuşlarıyla ön plana çıkıyor. Ve wattlarının yüksek olması ve aynı zamanda ızgaranın da ekstradan olması bize büyük bir avantaj sağlıyor. Ürünle ilgili deneyimleme yapmak isterseniz sizleri mağazalarımıza davet ediyoruz. Ürünlerle ilgili sorularınız olursa bize yorumlarda yazarsanız biz sizlere en kısa sürede cevap vereceğiz. Bizlere vakit ayırıp dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.